Merhaba çocuklar, Türkçe dersiyle devam edelim. Konumuz cümle. Cümleler çocuklar, duygularımızı, düşüncelerimizi, söylemek istediklerimizi, karşı tarafa işte diyelim ki birinin kalbini kırdık, özür dilemek istediğimizde, duygumuzu ona anlatmak istediğimizde veya bir pişmanlık duyduğumuzda kullandığımız söz ve söz dizileridir. Cümleler çocuklar en az bir sözcükten oluşurlar. Örneğin, gel tek başına bir cümledir. Uyu tek başına bir cümledir. Şimdi sizinle beraber bir cümle yazalım mı? Peki, o zaman Türkçe defterinizi açın bakalım. Satır başına önce kamerayı durdurun ve bu tahtayı yazın. Tahtayı yazdıktan sonra da satır başında cümleyi beraber yazalım. Evet, satır başındayım. Cümleye başladığımda ilk harf nasıl oluyordu? Büyük oluyor. Evet, ilk harf büyük. Yazalım. İlkokul. İlkokul. Ko. Kul. İlkokul. Öğretmenime. 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 Evet, sözcükler bunlar. Sözcük çocuklar. Sözcükler arasında bir parmak boşluk bırakıyorum. Tamam mı? Şimdi buradayım. İlkokul öğretmenimi görünce heyecanlandım. Evet, dım buraya sığmayacak. Dımı aşağıya yazacağım. Yeni satıra yazacağım. Heyecanlandım. Evet. İlkokul öğretmenimi görünce heyecanlandım. Burada bir duygusunu bize söylüyor değil mi? Öğretmenimi görünce heyecanlandım diyor. Cümleye başlarken, burası çok önemli bak. İlk harf görüyorsun büyük. Sözcükler arasına bir parmak kadar boşluk bırakıyorum. Yoksa sözcükler birbirlerinin içerisine karışırlar ve biz cümlenin bize ne dediğini anlayamayız. Tamam mı? Evet. İlkokul öğretmenimi görünce heyecanlandım. Bu şekilde çocuklar. Evet, şimdi ben tahtayı yeniliyorum. Devam edeceğiz. Merhaba çocuklar. Şimdi de sizinle cümlelerin anlamları üzerine konuşalım mı? Konuşalım. Çocuklar, cümleleri beraber okuyalım. Sevdim. Sevdim. Bir duyguyu belirtiyor değil mi? Arkadaşımı sevdim. Annemi sevdim. Öğretmenimi sevdim. Ama kaç kelimeyle anlatmış bize? Bir kelimeyle anlatmış. Doğru söylüyorsun. Yazalım mı? Burada bir kelime var. Sadece sevdiğim kelimesi var. Şimdi buraya gel. Dans etmeyi öğreneceğim. İstersen durdur burada. Yaz bunları defterine önce. Tamam, sonra devam edelim. Dans etmeyi öğreneceğim. Burada da kendisiyle ilgili kişi bilgi veriyor bize. Dans etmeyi öğrenecekmiş. Bakalım bu cümle kaç kelimeden oluşuyor? Dans etmeyi öğreneceğim. 1, 2, 3. 3 tane kelimeden oluşmuş. 3 tane sözcükten oluşmuş. O zaman yazalım. Evet. Burada da şimdi 3. yıldızı okuyalım. Yarın hava yağmurlu olacak. Özellikle de bunu haberlerde duyuyoruz değil mi? Bir gün önceden bize bilgi verirler.
Bu cümlede de bize bilgi vermiş. Yarın havanın yağmurlu olacağını söylemiş. Bakalım kaç kelimeden oluşuyor? 1, 2, 3, 4. 4 kelimeden oluşuyor. Yazalım. Evet. Şimdi buradayım. Bence kitap okumalısın. Burada da kişi bir öneride bulunmuş. Biz öğretmenlerinizde siz hep önerilerde bulunuyoruz ya. Kitap oku. Kitap okumak senin genel kültürünü arttırır. Senin düşünme becerilerini arttırır. Senin akademik başarını arttırır. Bu cümleleri biz size söylerken aslında size tavsiyede bulunuyoruz. Size önerilerde bulunuyoruz, değil mi? Bakalım peki kaç kelimeden oluşmuş? Bence kitap okumalısın. 1, 2, 3 tane kelimeden oluşmuş. Evet çocuklar, bu yıldızlarım size gelsin. Dersi dinlediğiniz için size aferin. Şimdi ben tahtayı temizliyorum. Tahtaya yeni şeyler yazacağım. Çocuklar, elime aldım bir kepçe. Sözcükleri de aldım. Karıştır karıştır karıştırdım. Karış karış karıştırdım. Bu sözcükleri birbirinin içine kattım. Şimdi onları beraber düzenleyip güzel bir cümle kuralım mı? Tamam, hadi başlayalım o zaman. Şimdi önce bu karış karış karışmış, birbirine girmiş, karman çorman olmuş bu kelimeleri okuyoruz. Hadi. Tatlı, Luka, çok. Şimdi bunlardan anlamlı bir cümle oluşturmaya çalışalım. Hadi. Tatlı, çok, Luka. Çok, Luka, tatlı. Luka, çok tatlı. Evet, Luka çok tatlı. O zaman en başa Luka'yı yazalım. Hadi. Luka. Luka. Araya virgül koyuyorum harfin dibine. Şöyle sola doğru gittim. Luka çok 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 çok'u da buraya yazdım. Tatlı tatlı tatlı. Cümlem bitti. Sonuna noktamı koyuyorum. Luka çok tatlı. Luka kim? Luka benim tatlı mı tatlı kedim. Devam edelim. Ne yapıyorduk? Yine karman çorman olmuş kelimeleri okuyorduk. Kullandım. Araba dün. Dün kullandım araba. Oldu mu? Tam olmadı sanki. Dün araba kullandım. Oldu mu? Oldu. Dün cümleye başladım. İlk harf nasıl olacak? Büyük mü olacak? Küçük mü olacak? Cümleye başladığımda ilk harf büyük olur. Yazalım hadi. Dün. Araba. Bir parmak boşluk koyuyorum sözcükler arasında. Sözcüklerin birbirlerine çarpışmasını istemiyorum. Nasıl ki trafikte arabaların arasında belli bir mesafe oluyor çocuklar. Arabalar birbirleriyle çarpışmasınlar diye. Biz de sözcüklerin arasına biraz mesafe koyuyoruz ki sözcükler birbirlerinin içerisine karışmasınlar. Dün. Bir parmak boşluk. Araba. Araba. Gel bakalım, gel gel. Kullandım. Yine bir parmak boşluk bırakıyorum. Kullan.
Kullandım. Cümlem bitti. Sonuna uygun nokta işaretini koydum. Dün araba kullandım. Şimdi buradayız. İçtim. Çorba ılık. Düşünelim bakalım. Anlamlı bir cümle kurmaya çalışalım. Çorba ılık içtim. Ilık çorba içtim. Ilık çorba içtim. Nasıl çorba? Ilık çorba. Cümleye başladım. Cümleye başladığımda ilk harf nasıl oluyordu? Büyük mü oluyordu? Küçük mü oluyordu? Büyük oluyor. Evet, doğru söylüyorsun. Ilık. Ilık. Çorba. Çorbaya geldim. Artık sözcüklerim özel değilse küçük harflerle yazıyorum. Çorba. Çorba. Ilık çorba. Gel bakalım bakalım bakalım. İçtim. İçtim. Cümlem bitti. Noktamı koyuyorum. Tekrar kontrol etmek istiyorum. Ilık çorba içtim. Evet çocuklar, bu şekilde karışmış, birbirine karışmış, karım karım karışmış kelimeleri düzenli bir araya getirip anlamlı cümleler kurduk. Dersimiz burada bitti. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Bye bye.